Söylesene neyi bekleyeceğimizi. Söylersen bana engel olursun. Ama başka kurtuluşum yok. Münevver Hanım, Nazım Bey geldiler. Nazım Bey, ben... Bir anne olarak sizin duygularınızı anlamam mümkün değil Münevver Hanım. Ama bir baba olarak Ali Fuat'ın yaptıklarından tiksindim doğrusu. Beni dinlemeden karar vermeyin. Neyi dinleyeceğim? Yaptıklarının hesabını nasıl vereceksin? Bunların ortaya çıkacağını düşünmedin mi? Bilmediğiniz şeyler var. Hala yüzüme nasıl bakıyorsun şaşırıyorum. Benim suçum. Evet. Oğlunuz kadar siz de suçlusunuz. Her gün Asude'nin gözünün içine bakıp yalan söylediniz. Utanmadan kızımı benden istediniz. Bana kalsa Ali Fuat'ın cezası çok daha ağır olurdu. Asude olgunluk gösterdi. Buradaki sabır benim değil, Asude'nin sabırdır. Bana ne zaman söyleyecektiniz? Nejat olmasa sonsuza dek bu sırla mı yaşayacaktık Ali Fuat? Plan bu muydu? Yanlış kişilere güveniyorsunuz. Nazım Bey. Nejat'ı tanımıyorsunuz. Benimle ilgili bir sorunum varsa şimdi burada söyle Ali Fuat. Ben her türlü yüzleşmeye açığım. Sen üzerine vazife olmayan şeylere yeterince burnunu soktun. Bu konunun dışında kal artık. Nejat doğru olanı yapmış. Gelip baştan seninle konuşmuş. Asude'ye her şeyi açıklamanı istemiş. Ben mani oldum. Bir dakika, bir dakika anne. Nazım Bey lafını bitirsin. Asude her şeyi Nejat'tan öğrenmiş olabilir. Ama ben de kendi kaynaklarımdan duydum. Buna ne diyeceksin Ali Fuat? O zaman siz de hata yapıyorsunuz. Öyle mi? Benim yaptığım en büyük hata sana güvenmek oldu. Asude'ye olan isterim samimi. Onu her şeyden çok seviyorum. Hiçbir şey bunu etkilemez. Kendi öz oğluna sahip çıkamayan bir adama ben kızımı emanet etmem. Yıkıl karşımdan. Gidiyoruz Asude. Caribe, senin ne işin var burada? Çok geç kalmadım umarım. Ne için? Süheyla? Nazım, kararını vermeden önce Süheyla'yı bir dinle bence. Nazım Bey, beni hatırladınız mı? Evet. Bir çocuğum olduğu doğru. Ona bu kanakta hamile kaldım. Ali Fuat Bey de çocuğuma babalık yaptı. Bu da doğru. Ama çocuk Ali Fuat'tan değil. Münevver Hanım, bu konuşmaların kadınlık gururunuz için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama artık dönüşü olmayan bir noktadasınız. Nazım, Süheyla sana her şeyi anlatacak. Çocuk Ali Fuat'tan değil. Ali Fuat'ın babasından.
Doğru. Yıllarca benden bu durumu nasıl saklarsın Münevver? Kimsenin bilmesini istemedim. Ben kimse miyim? Arkadaşım, ortağım, kocan. Son nefesini verirken sizi bana emanet etmedi mi? Ne ayıp? Beni daha fazla utandıracak mısın? Yalnız konuşalım. Bunca zaman bu sırrı benden neden sakladın Ali Fuat? Annem bana da söylemedi. Ben de sonradan öğrendim. Öğrenince de ona sahip çıkmaya karar verdim. Kardeş tabii. Öylece bırakamazsın ya. Aynen öyle. Yaşadığın utancı anlamaya çalışıyorum Münevver. Rahmetliden ben de beklemezdim bunu. Ama babasının günahını bir çocuğa yüklemek ne sana ne bana yakışır. Lütfen Nazım. Bunun duyulmasını istemiyorum. Zamanı gelinceye kadar kimse duymayacak. Ama bu çocuk hak ettiği biçimde büyüyecek. Ben onların hiçbir şeyini eksik etmiyorum ki. O şüphe götürmez. Benim bahsettiğim bu değil. Kocam, yaptığı her ne kadar çirkin de olsa olamamış bir kere. Bu çocuk ondan bize geriye kalan bir emanet. Tüm haklarından yararlanacak. Ali Fuat'ın yarı hissesine de sahip olacak. Lütfen. Zaten onun varlığı benim için büyük bir yara. Münevver, kendi gururundan önce düşünmen gereken şeyler var. Ben her şeyi kendimden önce düşündüm. Yıllardır herkesi kendimden önce düşünüyorum. Ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum. Beni her şeyle suçlayabilirsin. Ama bununla değil. Değil kendi oğlumun, senin kızının bile saadetini kendiminkinin önüne koymasaydım. Belki de bugün Cahibe'ye de değil, benim de evre olurdun. Madem bu kadar asil bir davranışta yaptın, neden bunca zaman benden sakladın? Saklamak zorundaydım. Annemin incinmesinden korktum. Görmedim halini. Bana kalsa senden bir dakika bile gizlemezdim. Ama bu annemin sırrı. Yapabileceklerinin sınırı yok değil mi Cahibe? Merak etme Süheyla. Çocuğun ait olduğu aileye layık biçimde büyüyecek. Ali Fuat! Sana bu konuda güvenebilir miyim? Aslı, ona inanmakla hata yaptın. Sana olan bağlılığımı sorguladın. Necat'ın bizi ayırmak istediğini sana söylemiştim. Necat'ın tek isteği benim gerçekleri öğrenmemdi Ali Fuat. Hangi gerçekler? Ya onun sakladığı gerçekler? Ne demek istiyorsun? Necat'ı hiç tanımadığını söylüyorum sadece. Kız başına talih kuşu kondu. Ali Fuat Bey çocukla ilgilense ilgilense nereye kadar? Ama sen hiç merak etme. Nazım Bey çocuğuna sahip çıkar. Siz gidince birkaç kez sorduk Rıza Efendi'ye. Bir şey söylemedi. Biz de evlendin gittin zannettik. He. Rıza bir şey der mi hiç? Demez mi? Yok kız demez. Rıza Efendi de bir şey demez. Hayriye de demez. Doğru söylüyor. Cahibe Hanım nasıl buldu seni? Bilmem. Nereden bileyim? Kız hiç sormadı mı? Yok aklıma gelmedi. Yani bizim konağı bitirdiniz. Şimdi Münevver Hanım'ın konağını didiklemeye başladınız öyle mi? Ay rahat bırakın bir kızı ya.
yüzüme bakabiliyorsun. Evet. Şükürler olsun ki bakabiliyorum. Hala yaşıyorsun Nejat. Bu çirkin pazarlığa beni bahane etme. Hayatını kurtardığım için bir teşekkür mü? Bundan sonra sadece kendi hayatını kurtar. Benimkine karışma. Ben senin hayatını kurtararak kendi hayatımı da kurtarmış oldum zaten. Nazım sana bir şey yapsaydı ben yaşayabilir miydim Nejat? O kızı kandırıyorsun. Hayatıyla oynuyorsun. Nejat sen anlamıyorsun galiba. Asude ile Ali Fuat'ın evlenmesi şart, artık buna mecburuz. Bunun olmaması için her şeyi yaparım. Benim hayatımı tehlikeye atmak pahasına mı? Gerekirse evet. Bunu ikimiz de Asude'ye borçluyuz. Peki. Bu defa sana karışmayacağım Nejat. Ama şunu bil. Asude her türlü mutlu olur. Onun arkasında babası var. Nazım Bey ona mutlu olacağı ortamı yaratır. Ama sen benden vazgeçersen ben bu dünyada yapayalnızım. Keşke daha önce bana gelseydin. Fuat Bey ölünce neden bana gelmedin? Gelemedim. Neden? Korktum, çekindim bana inanmazsınız diye. Şimdi niye inanayım? Hanımınız ortaya çıkardı saklı kalan her şeyi. Bana inanmıyorsanız ona inanın. Pekala. Sana ve çocuğuna yeni bir ev tutacağım. Ali Fuat ve Şefik'le şirketin ortağı olacak. Allah sizden razı olsun beyim. Bitti mi işiniz? Ali de yarından sonra artık bu ailenin bir parçası olacak. Ben seni geçireyim o zaman. Tam da dediğin gibi oldu. Sen olmasan şimdi Ali Fuat kim bilir bizi nereye göndermiş olacaktı. Bundan sonra sana dokunamazlar artık. Çocuğunda da tehdit edemezler. Kendimi düşünmüyorum. Evladım hak ettiğini aldı ya sonunda. Artık münevver düşünsün. Tek kıymetli olanın kendi evladı olmadığını anlamıştır. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Senin bileceğin iş Süheyla. Eğer oğlunun hakkını korumak istiyorsan bu hikayeye sadık kalacaksın. Kim sorarsa sorsun, oğlunun babası rahmetli Fuat Bey. Bence bunu unutma. Bak sen Süheyla'ya. Neler olmuş yan konakta da ruhumuz duymamış. Ben daha teferruatını öğrenirdim de çok soru sorunca kalfa kovaladı hepimiz. Ha, iyi, ben bir şey kaçırmadım o zaman. Bir şey kaçırmadın. Ne bu Neşe? Fevki ile Nabi'yi koruda yüzleştirdim. Eysi gerçekler çıktı işte ortaya. Nabi'nin bir günahı yok. Fevki'nin hayal dünyası. Çocuğu zorlamış. Nabi ne dedi peki? İşte böyle istemediğini söyledi yüzüne yüzüne. Açık açık. Benimle ilgili hayaller kurma falan dedi. Benimle ilgili hayaller kurma artık. Hepsi gerçek olsun. Ben de bunu bekliyordum dört gözle. Ama Ruşen'i getirme bir daha. O niye ki? Sadece ağaçların şahit olabileceği çok güzel planlarım var seninle ilgili. İnsan yüreği bile kaldırmaz. Niye gizliyoruz ki? Nasılsa herkes her şeyi öğrenmeyecek mi? Ya öğrenecek, öğrenecek tabii ama o zamana kadar ikimizin arasında. Sonra sonumuz Asude ile Ali Fuat gibi olmasın diye. Tıpkı romanlardaki gibi gizli aşk. En sevdiğimden.
Şimdiden tebrikler Asude. Evliliğinin önündeki son engel de kalkmış oldu. Senin bu konuya neden dahil olduğunu hala anlayabilmiş değilim. Ben senin mutluluğun için küçük bir araştırma yaptırdım. Bunu da gayet doğal buluyorum. Hala tereddüt etmemin sebebi de bu. Bu kadar olan bitenden sonra senin içinde olduğun hiçbir konuda rahat değilim. Asude, ben Ali Fuat'la ilgili tereddüt edilecek hiçbir şey görmüyorum. Ama görüyorum ki sen hala sıkıntılısın. Biz bu konakta sırlara alışık değiliz. Sorun ne konakta, ne sırlarda, ne de Ali Fuat'ta. Sorun senin kendi içinde Asude. Seni hiçbir zaman mutlu etmeyecek şeylerin hayalini kuruyor olmayasın. Aşk romanlarına bu kadar meraklısın demek. O zaman bir de benimkini oku bakalım, ne düşüneceksin. Senin romanın mı var? Evet. Yazarsın yani. Yazarım ama kağıda değil, kalbe yazarım. Dudaklarımla da mühürlerim. Tevki! Ben sana dedim işte. Burada buluşmayacaktık, ne güzel. Tutturdun da çardak çardak diye. Bilmiyor musun burası uğursuz? Asude, eğer bir şey diyeceksen... Çok şey diyeceğim Fevki'ye. Hemen odama. Hadi. Ben dedim, çardak olmaz dedim, giren yakalanıyor dedim. Anlatamadım ki derdimi. Kızla gizli gizli buluştuğunu kabul ediyorsun yani. İnkar etsem inanacak mısın? Of ya. Paşanın kızıyla. Abla bak, ne olur Nazım Bey'e söyleme, tamam mı? Fevki'ye bana aşık. Ne yapsaydım, kalbini mi kırsaydım kızım? Ne yaptığını sanıyorsun Fevki'ye? Aşık olduk biz, ne var bunda? Sen Ali Fuat'la kaçarken ben bir şey dedim mi? Ali Fuat bana uygun biriydi. Ne yapayım, senin dengin mi? Para pul muhabbeti yapacağını hiç aklıma gelmezdi Asude. Konu varlık zenginlik değil Fevki'ye. Ne yapayım, serserinin teki. Terbiye almamış, sürekli gözü dışarıda. Sen onunla gerçekten mutlu olabileceğine inanıyor musun? İşte bu ön yargıların yüzünden sana hiçbir şey anlatmıyorum. Ha, bu durum bir süredir devam ediyordu yani, öyle mi? Pes Fevki. Başka kimse biliyor mu bunu? Ruşen de biliyor her şeyi. Neyi? Ruşen? Sen Nabi ile Fevki arasındaki ilişkiyi biliyor muydun? Ayrıldılar onlar. Yani ben öyle biliyorum. Yok. Ayrılmamışlar. Asude ile Calibe bizi bastılar çardakta. Canım, konuşuyorlardır. Yani kırgınlık falan olmasın diye. Pek öyle görünmüyordu vallahi. Ay! Öpüşüyorduk. Seviyoruz birbirimizi. Evleneceğiz. Sen o kızın ne kadar güçlü olduğunu biliyor musun? Abla bak, lütfen kavga etmeyelim yine. Kavga mı? Ne abi, bugüne kadar yaptığın ilk doğru şeyde sen de kavga eder miyim hiç? Kızmadın mı yani? Aferin ne abi. Benim hiçbir şey yapmama gerek kalmadan kendi hayatını kurtarmışsın. Yani? Yani bu işi hemen ciddiye bindireceğiz. Asude ortalığı karıştırmadan sizi evlendireceğiz. Sen nasıl bir evlatsın? Beni nasıl bir rezalete alet ettiğinin farkında mısın? Başka çarem yoktu. Beni de rezil ettin, babanı da rezil ettin. Bu lekeyi nasıl temizleyeceksin? Tek çıkar yol buydu. Asude öğrenmek üzereydi. Hem sen demiyor muydun Asude öğrendiği zaman her şey bitecek diye? Tek çıkar yol bu evlilik mi? Sen böyle mutlu olacağını mı zannediyorsun?
fikir senin olamaz. Bu kadarı ancak Cale'benin başının altından çıkar. Cale'ye ilk sen güvendin. Ben tereddüt ederken bile sen ona inandın. O zaman şartlar başkaydı, şimdi başka. Sizin evliliğiniz onu sürgüne gönderecek. Sana hala neden yardım ediyor hiç anlamıyorum. Bak, Cale ile aranda nasıl bir anlaşma var hiç bilmiyorum. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Eğer onun oyuncağı olursan bu işin dönüşü olmaz. İşte bu mümkün değil. Asu de göz göre göre bir sahtekarla evleniyor. Ama o sahtekar aynı zamanda senin en büyük sırrını biliyor. Bana kalsa ben seçimimi çoktan yaptım. Çıkar karşısına durumu anlatırım. Nazım Bey katil olursa bu Asude'yi daha da kahretmez mi? En acı gerçek. Yalandan daha iyidir demez misin hep hocam? Doğru. Sen üstüne düşen görevi yaptın Nejat. Asude'ye gerçeği söyledin. Bundan sonrası ona kalmış. Ya sana inanacak, Ali Fuat'la evlenmeyecek. Ve Ali Fuat koşa koşa Nazım Bey'in önüne atacak Cale Bey'i. Ya da evlenecek ve sen bir ömür boyu mutsuz olacaksın. Mutsuz olmak umurumda değil hocam. Asude ile aramda zaten hiçbir şey olamaz. Aranızda olamaz. Peki kalbinizde? Aman hocam yapma. Benim Asude'ye bir şeyler hissetmem, Cale Bey'in bana olan sevgisinden daha beter olur. Herkes zarar görür. Sen bunu kendi kendine çok söyledin galiba. Ama belli ki pek bir işe yaramamış. Bundan sonra ne söylesen de boş. Olmuş bir şeyin önüne geçemezsin Nejat. Sen Asude'ye kalbini kaptırmışsın. Gel. Hayırdır Ruşen? Ne oldu? Asude'm, ben sizden izin istiyorum. Biliyorum düğün arifesi ama. Düğün önemli değil. Ne oldu? Ruşen gel otur şöyle. Sen hiç izin istemezdin. Ne oldu? Konakta kalmak istemiyorum. Ben sizinle birlikte yeni konakta yeniden işe başlarım. Ruşen bir şey mi oldu? Bir şey olmadı Asude Hanım. Biraz uzaklaşmak istiyorum. Yok, ben konaktan kovulduğunda bile seni böyle görmedim. Bana ne olduğunu anlatacaksın. Yoksa değil, konaktan odadan bile çıkarmam seni. Kim üzdü seni? Nabi. Nabi mi? Ne yaptı? Söyle yoksa gidip ona sorarım. Beni sevdiğini söyledi. Ben de inandım. Ama benim hatam. Ay, kaç kişiyi birden seviyor bu adam ya? Anlaşılan bir tek Fevki Hanım. Hadi Fevki'nin aklı bir karış havada. Güvendiği şeyler var. Sen nasıl inandın Ruşen? Nasıl kandın? Sevdim Asude Hanım. Ben de onu soruyorum. Nasıl oldu? Bilmiyorum. Biliyorsanız siz söyleyin. Nasıl oluyor? Ben Ali Fuat'ın her dediğine inanmıyorum ki. Ben onu söylemedim zaten. İnsan bilmiyor ki nasıl oluyor. Bir bakıyorsun olmuş. Aklında, kalbinde ondan başka bir şey kalmamış. Size de öyle olmadı mı? Ruşen. Siz de doktor beye birden aşık olmadınız mı? Sizinki nasıl olduysa, benimki de öyle oldu işte.
İkinizin de yine işi geçmiş be. İyi ki gelmişim ha. İyi haberlerim var belli. Şimdi size bir soru. Kedi nasıl her zaman dört ayağının üzerine düşer? Anlatın bakalım. Kedinin anatomik yapısı. Tamam, bunu açıkladınız, anladım. Peki Nabi nasıl her zaman dört ayağının üzerine düşer? Ha? Tıbbın açıklamakta yetersiz kaldığı bu sorunun tek bir cevabı var doktorlar. Çünkü Nabi düşeceği yeri iyi bilir. Ne oldu yine? Zengin oluyorum. Ablamla Asude Fevkiye ile buluşurken bizi bastı. Fevkiye kim? Ahmet Paşa'nın biricik kızı. Tüm servetinin de tek varisi. Ve de benim müstakbel karım. Ruşen işi bitti öyle mi? Yani öyle de diyebiliriz. İyi kız, hoş kız da ne yapacaktık? Ömür boyu çalış dur. Annemle babam gibi yaşayıp gidecektik. Beni bile kandırdın abi. Ben de o kızı sevdiğini zannetmiştim. Hayatın gerçekleri beni bile yendi be doktor. Hadi vur bakalım. Hadi Kirkor Hoca. Annenle babana benzememek için ablana benzedin. Yani öyle de diyebiliriz. Sabah uyandığında, Fevkiye'yi gördüğünde aklına hiç Ruşen gelmeyecek. Allah Allah! İlla acı olsun, illa hüzün olsun istiyorsunuz ya. Evleniyorum diyorum. Zengin oldum sayılır artık ya. Hayatım kurtuldu. Hayat böyle kurtulmaz ne abi? Bak, yanında uzmanı var. Sor, anlatsın. İyi yapmış abi. Çok iyi yapmış. Aşk insanın başına bela almaktan başka bir işe yaramıyor. İnsan sabaha kadar uykusuz düşünüp durmasın da uyandığında karşısında kim oluyorsa olsun. Tebrik ederim kardeşim. Bu da senin için. Doğrusu çok merak ediyorum Cerbi. Süheyla'yı nasıl buldun? Münevver Hanım akıllı kadındır. Sırrını iyi saklar. Miral tanıyormuş. Gelip bana söyledi. Ben de Asude'nin evliliği söz konusu olunca üstüne gittim. Miral senin işine çok yarıyor anlaşılan. Ya bohçacı kadın sonuçta. Evlere rahat girip çıkabiliyor, bir şekilde öğrenmiş. Miral mi söyledi sana çocuğun babasının kim oldu? Yok, hayır. Ben bu konularda Miral'e fazla güvenmem. Yani para için yalan yanlış şeyler anlatabilir. Ben bizzat Süheyla'dan duymak istedim, o söyledi bana. Çok tuhaf değil mi? Miral'e güvenmediğini söylüyorsun ama Asude'yi onun evinde saklıyorsun. Ya bana söylediğinden daha fazla güveniyorsun ona, ya da aranızdaki alışveriş daha derin. Ben Miral'i senelerdir tanırım. Yani Asude'yi tehlikeye atacak bir şey yapmayacağını biliyorum. Bana söylemeyeceğinden emindin yani. Nereden biliyorsun? Belki benden de para kopartmaya kalkacaktı. Yani seninle bir kere iş yapacağına benimle sürekli alışveriş yapmayı tercih eder diye düşündüm. Ben yalnızca insanların para için çok şeyden vazgeçtiklerini biliyorum. Kimi ailesinden, kimi toprağından, kimileri ise aşkından. Ama daima vazgeçmeyen kızımız. Asude ile Ali Fuat gibi. İyi geceler Cerbi. İyi geceler. Gel Ruşen. Aa. Baba.
Büyüdükçe annene daha da çok benziyorsun. Hani Şefik aynı annemdi, ben sana benziyordum. O zaman çocuktun. Çırpı bacaklı, kısa saçlı, minicik bir kızdı. Ben de kendime benzettim. Hep gurur duyarım. Keşke biraz da ben sana benzeyebilsem. Anlaşıldı. Babam kendisinden biraz sıkılmış. Av zamanı geliyor demek ki ha? Aslında her şeyden çok sıkıldım ama... bu aralar hiçbir yere gidemem. Senin bir derdin mi var baba? Derdim seni dinlememek. Hangi konuda? Her konuda. Başından beri haksızlık ettim sana. Söylediğin her şeyde çok haklıydın. Bu söylediklerinin evliliğinle bir ilgisi yok, değil mi? Herkesle ilgisi var. En çok da benimle. İnsanın yaşıyla birlikte hatalarının bedeli de büyüyor. Anlayamıyorum. Mahalleden haber var. Hayırdır? Hala Bilal'i arıyorsa. Biliyorum. Temelli gitmiş. Yo, bana öyle demediler. Saliha görmüş. Gece geç vakit evine gelmiş dün. Nasıl yani? Nazım gider gitmez bana bir kira arabası çağır.